Bu çocuk 10 yıl sonra tahsil için İngiltere'ye gidecek. Döndüğünde iki arkadaşıyla hayatını adayacağı bir futbol kulübü kuracak. Hem futbol oynayacak hem de kulübün başkanlığını yapacak. Papazın çayırını 30 altın karşılığında arkadaşlarıyla kiralayacak. İşte her şey böyle başlayacak. Bu çocuk ilk defa topa Büyükada'da vuracak. 7 yıl sonra hiç beklemediği bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olacak. Bu formayla 178 gol atacak. Son nefesine kadar takımını destekleyecek. Taraftar da bu çocuğun heykelini Kadıköy'ün ortasına dikecek. Bu çocuk belki bir posta memuru olacak. Ama takımına tutkuyla bağlanacak. Sırtından 12 numarayı hiç çıkarmayacak. 21 Aralık 1947'de Lefter Galatasaray ilk golünü atarken yağmur altında bağıracak. Ver Lefter'e, yaz Lefter'e. Bu çocuk futbolu sokaklarda kahramanı Lefter sayesinde sevecek. Tam 194 gol atıp 3 kez gol kralı olacak. Hem yağmurlu hem güneşli günler görecek. Ama Fenerbahçe sevgisi hiç bitmeyecek. Bu çocuk belki bir Cemil değil. İlk hediyesi Almanya'dan gelen sarı lacivert bir futbol topu. 16 sene sonra o topun geldiği yere gurbetçi gidecek ama Fenerbahçe aşkı hiç bitmeyecek. 1989'daki o maçı köydeki evinde radyodan dinleyecek. İlk yarı 3-0 gerideyken uğruna inandığı o topu eline alacak. 2001'deki Antep maçında da elinde yine o top olacak. Bu çocuk spora jimnastikle başlayacak ve birçok madalya kazanacak olsa da futbol sevgisi ağır basacak. Aşkına 23 yaşında kavuşacak ve 103 gollü sezonun en golcü futbolcusu olacak. Tıpkı Cemil gibi o da 3 kez gol kralı olacak. Fenerbahçe ile teknik direktör olarak da şampiyonluk yaşayacak. Bu çocuk Burcu. İlk maçına 1994'te babasıyla gidecek. Sonrasında da kar, kış, deplasman dinlemeyecek. Murat'la Nisan 2001'de Antep maçında tanışacak. Devre arasında Murat'la beraber bağıracak. Bizler inandık diye. Güneşli günler de görecek, bulutlu olanları da. Ama Murat'a ve Fenerbahçe'ye olan aşkı hiç bitmeyecek. Bu çocuk Murat ve Burcu'nun. Belki başkan, belki sporcu, belki de taraftar olacak. Kim bilir? Ama şunu biliyoruz ki yüreği takım için atacak ve her koşulda ona destek olacak. Tıpkı daha öncekiler ve bundan sonrakiler gibi. Ama değişen dünyada tek bir farkla Fenerbahçe Digifan. Türkiye'nin ilk dijital destek platformu. Sen de bir Fenerbahçeli olarak dijital dünyada sesini duyurmak ve cebinden bir kuruş harcamadan hem takımına hem de çocuklara destek olmak istiyorsan Fenerbahçe Digifan'a üye ol. Sen Fenerbahçelisin. Tarihine bak, geleceğine sahip çık.